Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kaldığımız yerden devam edelim. Kale İmamul Gazali rahimehullahu teala ve'lem enneke fi hazel makami beyne en tusi'e zanne bi muslimin ve tat'ane fihi ve tekune kâziben ev tuhsine zanne bihi ve tekuffe lisaneke anit tani ve ente muhti'un meselen. Konuda iki seçeneğin var diyor. Yani sahabe hakkında hani konuşmasan dahi tevil et, hayra yor. Ama ille de şey yapmayacaksan şu duruma düşersin. Sahabe hakkında kötü konuşursan bu iki durumdan birine düşersin. Burada vatat anafihi ve tekune kâziben, yani ve kad tekunu kâziben diye alalım bunu. Ve kad tekunu kâziben gibi. Yani suizan besleyip onlar hakkında kötü konuşursan dediğin şey gerçekleşmemiş olabilir. Yalan söylüyor olabilirsin. Ama ille de %100 yalan söylüyorsun anlamına gelmiyor. Çünkü siyaktan da zaten o çıkmıyor. Çünkü hani isabet etsen bile diyor ya bir sonrakinde. Evet. Mesela ve tekunu kâziben ve kad tekunu kâziben. Yani yanılabilirsin. Sahabe hakkında şu kötülüğü yaptı gibi bir şey dersin. Hakikaten yapmamışsa, ona isnat ettiğin günaha işlememişse işin çok zor zaten. Bilmediğin için de bunu isabet edip etmediğini kat'i bir şekilde bilmen çok çok zor dedik yani zaten bu. Dolayısıyla işin zor. O yüzden diyor ki vel hata'u fi husni zanni bil muslimin eslemu minas savabi bit ta'ni fihim. Evet. Genel olarak bakın bütün Müslümanlarla ilgili hüsnü zan edip hüsnü zannında hata etmen diyor. Senin efendim onlara tan edip tanında isabet etmenden daha selametlidir. Yani isabet etsen bile bir sahabe hakkında hani bunu tam bilmediğin için nefsül emirde isabet edip etmediğini, konuşman nefsül emirde isabetli olsa bile tehlikeli yani. Çok çok tehlikeli. فَلَوْ سَكَتَ اِنْسَانٌ مَثَلًا عَنْ لَعْنِ اِبْلِيسَ اَوْ لَعْنِ اَب۪ي جَهْلٍ اَوْ اَب۪ي لَهَبٍ اَوْ مَنْ شِئْتَ مِنَ الْاَشْرَارِ طُولَ عُمْرِهِ لَمْ يَضُرَّهُ السُّكُوتُ. Bu çok jeneriklik bir cümle arkadaşlar. Bu meşhur bir cümle yani. İmam Gazali'nin orijinal cümlelerinden çok nakledilir sonraki dönemde bilinir. Muhtemelen bu bahisten de aklınızda kalan bu cümle olacak bir tek. Yani bir insan ömrü boyunca değil mi şeytana, Ebu Cehil'e, Ebu Lehev'e benzeri şerli kimselere lanet okumazsa ahirette hesaba çekilmez değil mi? Neden buna lanet okumadın? Neden şeytana lanet etmedin? Neden falan şerli kimseye lanet etmedin. Dolayısıyla kalkıp sahabeye lanet etmek çok büyük bir arıza yani. Hiçbir yeri yok. Allah muhafaza. Diyor ki lem yadurrahu sukut. Bundan susması ona bir zarar getirmesi. Ve lev hafa hafveten bitta'ni fi muslimin. Yani öbür taraftan ise yani birinin hakkında kötü bir muayyen bir şahıs hakkında kötü konuşmasan yani kimse bir mesul olmazsın. Bir sahabenin bir yanlışı varsa bile nefsülemede bilsen bile onun hakkında konuşmasan onu dile getirip kötü sözler söylemezsen değil mi? Sövmezsen etmezsen hiçbir günahın olmaz yapmamakla. Ama وَلَوْ هَفَا هَفْوَةً بِالطَّعْنِ فِي مُسْلِمٍ بِمَا هُوَ بَرِيءٌ عِنْدَ اللّٰهِ تَعَلَى مِنْهُ فَقَدْ تَعَرَّضَ لِلْهَلَاكِ. Ancak bir Müslüman hakkında değil mi? هَفَا هَفْوَةً بِالطَّعْنِ. Yani bir insan bu hataya düşerse, yani bir Müslüman hakkında yapmadığı bir şeyi ona isnat ederse, taanlı sırasında efendim ona işlemediği bir suçu isnat ederse efendim helak olabilir yani. Fakat taarrada lil helak. Bakın Buhari-i Şerif'te bir tane hadis var. İza qala raculu li ahihi ya kafir fakat ba'a bihi ahaduhuma. Özellikle tekfir etmek sahabeden birini veya da bir Müslümanı genel olarak bakın. Sadece sahabe hakkında konuşmuyor. Genel olarak bu da Müslümanlar hakkında konuşuyor. Bir Müslümana ya kafir demek değil mi? Diyen bir kimse fakat ba'a. Ba'a demek raca'a. Raca'a bihi ahaduhuma. Yani biri onu işlemiş olur. Onu yüklenir yani. Onu kazanır. Kesinlikle ona isabet eder. Yani biri kafir olur muhakkak gibi anlaşılıyor. Ba'a arkadaşlar, ba'a raca'a demek, ba'a yebu'u bev'en ve beva'en raca'a demek. Mesela birkaç manası var da raca'a bir tanesi, en temel mana. Ve ba'u bi gadabim minallah var. Ve ba'u bi gadabim minallah. Bir de itiraf etmek ve bir şeyi kazanmak, bir şeyi taşımak gibi manası var.
Mesela yani Kur'an-ı Kerim'de inni uridu en tebu'e bi ismi ve ismik vardı. Hazreti neydi? Hazreti Adem Aleyhisselam'ın oğullarından değil mi? Salih olan öldürene böyle diyordu. İnni uridu en tebu'e bi ismi ve ismek. Bir de şey var abi. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente halaktani Evet, ve ana Seyyidül abdike ve İstiğfar ala abdike. duası. Evet. Du'adike mesut'a da'udike min şerri ma sanatu ebu'u leke. Bi ni'metike aleyye. Evet. Ebu'u leke bi ni'metike aleyye. Evet, Ve ebu'u ebu'u leke. bi zenbi. Günahlarımı itiraf ediyorum, evet. Bana verdiğin nimetleri, bana bahşettiğin nimetleri itiraf ediyorum. Efendim. Ve günahlarımı itiraf ediyorum. Ve ebu'u bi zenbi. Günahımı itiraf ediyorum, evet. Ba'anem, bu bevve'e de var biliyorsunuz tef'il kalıbından. Bevve'e, heyye'e falan anlamı var ya. E'adde, heyye'e, hazırlamak. Onun da bununla biraz alakası var. Çünkü el-beva'u minel musavat demişler. Bir şey düz etmek, böyle uygun hale getirmek, kolaylaştırmak falan. El-beva'u minel musavati demişler. Buna ilgili çok ayrıntılı tahliller var. Yani Ragıp el hani biz ba'aya raca'a diyoruz da böyle bir şey yani, böyle çok genel bir şey. Yoksa asıl anlamı, daha dakik bir anlamı Ragıp el İsfahani'nin müfredatına gidin. Bakın böyle ağzınız açık kalıyor yani. Bu kelimenin Abi müştaklarını falan okuduğunuz zaman. Bevve söylediğim manada şeyde Amr bin Mahdi Kerim'in şiirinde şöyle geçiyor. Kem min ahin liya salihin bevvetuhu bi yedeyye lahda. Ha, kendi ellerimle onu mezarına hazırladım. Evet. Güzel. Bevvetu lehu bi yedeyye lahda. Subhanallah. Evet. Bevve yubevvi'u. Bu da ba ile bir alakası var. Ama ba böyle çok basit bir şey de raca demek. Yoksa biraz daha ayrıntılar var. Velhasıl şimdi bu hadis-i şerifi de okuduk. Dolayısıyla hani bir insan bir Müslümanı kafir dese Allah muhafaza, çok tehlikeli bir şey zaten. Dolayısıyla böyle bir kesin bilmiyorsa böyle konuşması doğru değil. Günahlarda da bu durum böyle. Nitekim onu da anlatıyor. Bel ekseru ma yu'lemu fin nasi la yahillu'n nutku bihi li ta'zimi şer'i ez-zecra anil gıybeti. Ma'a ennehu ihbarun bima huwa mutahakkikun fil muğtab. Şimdi bir insanda kesin bir şekilde var olan bir yanlışı, bir günahı bile hakkında konuşmak biliyorsunuz gıybet oluyor. Ve bu gıybet, Allah Teala gıybetten alıkoymayı, zecir etmeyi değil mi? Şari yani. O kadar büyük görmüştür ki yani Müslümanlar hakkında konuşulmasını, günahları hakkında konuşulması helal değil yani. Dediğimiz gibi Müslümanların günahları hakkında özel bir durum olmadığı sürece konuşulması helal değil. Femen yulahizu hadihil fusule. Kesin bildiğin bir günah, yani kesin bilmediğin zanni ihtimaller olduğu bir şeyde bir sahabe hakkında bu günah işledi demek çok tehlikeli. Femen yulahizu hadihil fusule ve lem yekun fi tab'ihi meylun ila'l fudul. Öyle merak hissiyle sürekli yani böyle bir tarih filmi izliyormuş gibi sahabenin ihtilafları ile ilgili konuşuyor ediyor. Yani merak hissinden dolayı böyle konuşuyor o şekilde mesela. Bunun gibi. Allah muhafaza diyor ki işte böyle bir merak hissiyle efendim meraka meyli olmayan bu dediklerimizi iyi anlasa ne yapar? Âthara mulâzemete sükûti ve husnâ zannî bi kâffetil muslimîn. Müslümanlar hakkında günahları varsa da kesin bilse bile hakkında konuşmaz. Onlar hakkında, bütün Müslümanlar hakkında hüsnü zan besler. Bunu tercih eder. Ve itlaqa'l lisani, yani athara itlaqa'l lisani bi sana'i ala jami'i selefi salihin. Bütün selef-i salihini hayırla yad etmeyi tercih eder. Evet. Burada dipnotta güzel birkaç kitaba işaret ediyor. Yani bu sahabe ihtilaflarıyla ilgili bu kitaplara, bu Ehl-i Sünnet ulemanın yazdığı bu önemli kitaplar var. Bunlara bakılabilir. İki tane El-Avasim Minel Kavasim kitabı var ve bir tanesi El Avasim Minel Kavasim, bu İbn-i Arabi El Maliki'nin, bir de El Avasim ve El Kavasim İbn-i Vezir El Yemani'nin, bunu zaten söylemiştik. Bir de Liseyf İbni Umar Ad-Dabbi El Esdi El Fitnetu ve Vak'atul Cemel isminde bir kitap var. Bu üç kitaba işaret ediyor yani. Evet. Hâzâ hukmu sahâbeti âmmeten. Bütün bu konuştuklarımız sahabeyle ilgili. Fe emmel hulefâ-u râşidûn fehum afdalu min gayrihim.
hükmü verdi. Şimdi Hulefai Raşidin sahabe arasındaki yeri. Fehum afdalu min gayrihim. Ve tertibuhum fil fadli inde ehli sünneti ke tertibihim fil imameti. Bu da bilinen bir şey değil mi? Sahabe Hazreti Ebubekir en üstün, sonra Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali faziletleri de bu sırada geliyor diye ehli sünnetin de görüşü bu. Ama ilk dönem ehli sünnet ulemasından daha çok İmam-ı Azam'da da nakledilir. Hazreti Ali ile Hazreti Osman'ın tafdili arasında bir tevakkuf veya iki görüş naklediliyor diye hatırlıyorum yani. Siz de hatırlıyorsunuz değil mi böyle bir şey? İmam-ı Azam'da ve başka kimselerden de tevakkuf veya da Hazreti Ali'yi tafdil naklediliyor. İmam Malik'in Hazreti Ali'yi 3. sıraya koyduğu nakledildi. Evet. Yani ilk dönem ehli sünnet ulemasında 3. ve 4. sırada ihtilaf var ama ilk ikisinde çok ihtilaf yok. Yani Hazreti Ebubekir'in bildiğim kadar ihtilaf yok. Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in genel olarak bütün sahabe olan üstünlüğünde bir ihtilaf bilmiyorum ben ehli sünnette yani. Tabi bunlar hepsi bir miktar, bir kısmı belli bir derece zan olabiliyor. Zaten buna işaret edecek yani. Çok kuvvetli zan olabiliyor ama yani kat'i olmasa da. Belki kat'i de olabilir bir derecesi yani bu dörtlü tertipteki. Bakalım. وَهَذَا بِمَكَانِ قَوْلِنَا. Şimdi burada çok güzel bir şey yapıyor. Hani biz diyoruz ya mesela Hazreti Ebubekir Hazreti Ömer'den üstün. Veya işte Hazreti Ömer Hazreti Ali'den üstün. Veya Halife-i Raşid'in diğer bütün sahabeden üstün. Ya burada ne demek istiyoruz üstün derken? Bakın lafzı tahlil ediyoruz. Üstünlüğün anlamı gerçekten çok açık değil arkadaşlar. وَهَذَا بِمَكَانِ قَوْلِنَا فُلَانٌ أَفْضَلُ مِنْ فُلَانٍ مَعْنَاهُ اَنَّ مَحَلَّهُ عِنْدَ اللّٰهِ تَعَلَى فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ اَرْفَعَ. Yani ahirette mertebesi daha yüksek demek. Yani dünyada zahiren çok daha güzel işler yaptı, daha fazla halife oldu. Hazreti Ömer 10 sene oldu, Hazreti Bekir 2 sene oldu. Böyle değil yani. Bununla ilgili bir şey değil. Ve Hazreti Peygamber yanında daha fazla durdu. Bu değil yani. Üstün olması. Bu demek değil. Veya sırdaşı mesela daha yakın arkadaşı. Bu ayrı bir şey yani. Ama bizim kastettiğimiz üstünlükten kastımız ahirette Allah indinde mertebesi daha yüksek. Yani mesela cennette derecesi daha yüksek. Daha fazla nimete nail oluyor. Daha da ötesi bunun. Daha somut karşılığı yani üstünlüğün. Daha somut karşılığı. Cennette bazı nimetlere daha fazla bazı nimetlere efendim nail oluyor. Mesela atıyorum bu cemalullah'ı müşahede etmek. Yani atıyorum Hazreti Ebubekir 10 yani 10 vaktinden 9'unda görebiliyordur Allah Teala'yı. Mesela Hazreti Ömer işte 8 tane görüyordur. Örnek veriyorum. Yani böyle manevi nimetler de olabilir yani. İlle de cennetin belli bir yerinde bulunmak değil yani. Veya da o cemalullah'ı müşahedede aldığı manevi haz yani cennette Hazreti Ebubekir'in daha fazladır mesela diyelim. Hazreti Ebubekir'in diğer insanlardan mesela. Evet. وَهَذَا غَيْبٌ. Şimdi madem ki üstünlüğün manası budur. Allah indindeki mertebesi yani. وَهَذَا غَيْبٌ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ اِلَّا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اِنْ اَطْلَعَهُ عَلَيْهِ. Yani اِنْ اَطْلَعَ اللّٰهُ رَسُولَهُ عَلَيْهِ. Evet. اَطْلَعَهُ'daki mevcut zamir رَسُولَهُ'ya dönüyor. عَلَيْهِ'deki de bu şeye dönüyor. Gaybuna dönüyor. Atla'nın faili de Allah. Yani illallahu ve rasuluhu in atla'ahu aleyhi. Yani in atla'allahu rasuluhu aleyhi. Ala hazel gayb. Ve la yumkinu enne da'ya nususen qati'aten min sahibi şer'i mutevatireten muktadiyeten lil fadilete ala hazel tertib. Yani çok açık delaleti ve sübutu kat'i naslar elimizde yok. Bunu iddia etmek mümkün değil. Delaleti ve sübutu kat'i, Hazreti Ebu Bekir'in üstünlüğünü kat'i bir şekilde Allah indindeki üstünlüğünü ispat edecek bir nas yok doğrudan. Müfret böyle tekil tekil tek tek bir naslar yok yani. Ha toplarsan çıkar mı o derece ulaşmışır mı manen mütevatir? O da zor yani delalet açısından yani. Kat'i bir seviyeye ulaşması tertipte. Belil menkulu ethenau ala cemi'ihim. Nakredilen bütün sahabeyi, bütün Hulefa-i Raşid'in dördünü de Allah Hazreti Peygamber'in onları övmesi nakledilmiş olan rivayetler. Dördü de övgüye mazhar olmuşlar. Fahri kainatın aleyhisselam. وَاسْتِنْبَاطُ حُكْمِ الرُّجْحَانِ فِي الْفَضْلِ مِنْ دَقَائِقِ ثَنَائِهِ عَلَيْهِمْ رَمْيٌ فِي عَمَايَةٍ وَاقْتِحَامُ أَمْرٍ اَغْنَانَ اللّٰهُ عَنْهُ. Dolayısıyla diyor madem ki kat'i bir nas yok diyor. Yani hukmun rujhani dediği yani fazilette bu bundan daha üstün diye hükmetmemiz eğer kastımız kat'i hükümse arkadaşlar. Kat'i manasında bir istinbat yapmak ve bu istinbatı Hazreti Peygamber'in onların her birine karşı
yaptıkları övgülerden istinbat etmek diyor. Böyle bir kat'iliğe ulaşmak mümkün değildir. Yani boşa kürek çekmektir. Ramyun fi amayetin. Böyle tercüme edilebilir mi Ebubekir? Ramyun fi amayetin. Yani boşa şey atmak, silaha boşa efendim sıkmak gibi bir şey ama biraz çok müptezel olurum. Boşa kürek çekmek. Ha? Nasıl? Karanlığa taş atmak gibi. Olmuyor. Türkçe'de çok ihsas etmiyor buna racmun alel gayb sanki ama mana olarak oluyor da lugavi manası ama bir deyimsel bir bütün olarak diyorum karanlığa taş atmanın bağlamlarıyla ramyun fi amayetin gibi bir bağlam tam oturuyor mu? Yani kullanılan bağlamlar çok mutabakat var mı? O çağrışımlar açısından yani karanlığa taş atmak. Yani karanlığa bir taş at falan, karanlığı yok edelim falan. İşte aydınlık, bilimin, ilmin aydınlığında yol alalım. Ne bileyim öyle şeylerde sanki kullanılıyor biraz da. Hissediyorsun değil mi? Öyle tam o olmuyor yani. Boşa kürek çekmek mesela doğrudan oluyor değil mi? Evet. Ramyun fi amayetin vaktihamu emrin agnan Allah. Yani Allah Teala bizim müstahni bıraktığı bir hadise. Yani biz bunu yapmayız diyor. Yani birileri yapmış demek ki yapmış. Yani Ehl-i Sünnet'ten birileri de bu tertibi ispat etmek için Hazreti Peygamber'in onları övdükleri ifadelerden, onların delaletinden istinbatlar yapmaya çalışmışlar. İmam Gazi diyor ki böyle bir yolla ulaşamazsınız. Şimdi böyle bir yolla ulaşamazsınız. Eğer kastı kat'i bir mertebede ise kabul. Zanni bir mertebede ise tartışılır. Yani fihi nazar yani bence. Katılıyor musunuz bana? Bu son dediğimde. O delaletlerin tespitinin zorluğu açık bu meselede yani. Zorluğu açık ama yapılamaması anlamına gelmiyor yani. Ramyun fi amayetin tartışılır. Yani istibat yeterli bir denebilir burada. Ama istibat demiyor. Ramyun fi amayetin diyor. Yani hiçbir işe yaramaz diyor. belki çok iyi nazar 3 sene 5 sene çok ayrıntılı nazar edersin. Dili çok iyi bilirsin. Bağlamı çok iyi o rivayetlerin çıkarırsın. Ha %80 Hazreti Ebubekir'i efendim bu delaletler Hazreti Ömer'den daha üstün olduğunu gösterir. Hazreti Ebubekir'le ilgili bu övgüler yani. Ki ya yapmışlar yani bunlar alim. Rivayetler var hakikaten ama mesela Hazreti Ali ile Hazreti Osman özellikle çok zor yani. Evet bazıları biraz daha zor olabilir belki. Ama yani demek istediğim genel olarak mutlak manada bu yolu zanni için kapatmak doğru değil bence. Yani bazı bunun bir delili. Kaynaklarına baktım raviler hakkında. Evet. Diyor ki kana yukaddimu kana fihi teşeyyu yukaddimu aliyan ala Osman diyor. Evet evet. Evet. Yani ilk dönem tabii ilk dönem teşeyyunun manası farklı bir miktar yani. Evet. Yani adam bu şekilde cerh ediyor şey ravi. evet. evet. Şimdi dolayısıyla hani İmam Gazali eğer burada kat'i hükmü kastediyorsa veya da Ehl-i Sünnet'in itikadını bu yolla ispat edilmez bu derece önemli bir mesele veya Ehl-i Sünnet'in söylediği üzerinde vurguladığı sonraki dönemlerde bir meseleyi böyle bir yolla ispat etmeyelim. Bu ciddi bir seviyeye ulaşmaz bu zan o zaman tamam ama hani genel olarak hiç mi zan vermez bir şekilde içtihad nazarı biraz zor bence çıkarılabilir yani Hazreti Peygamber'in ifadelerinden. Kimi daha üstün tuttuğu, yani Allah Teala'nın indinde hangisinin daha üstün olduğunu bildirdiği çıkarılabilir. Belki dördü için çıkarılmaz, dörtlü sıralama için ama yani çok zor eder. Ama kat'i kastediyor olabilir burada. Çünkü biraz daha sanki onu anlaşılıyor. Neden? Kat'i veya kat'iye yakın çok çok kuvvetli bize. Çünkü ileride kendi yolunu anlatacak. İcma gibi bir şeyden bahsedecek. Tamam. Yani az sonra kendi biraz şeyine biraz... atıf yapacak bu tertibe dair kendi delil. Çünkü kendisi dedi ya hani şer'i delil gerekli. Şer'i delilde mütevatir bir nas yok. Mütevatir delaleti kat'i bir nas yok. Bu yolda olmaz. Sen nasıl dedin ki fehum afdalu min gayrihim bir kere. Bunu nasıl dedin? Artı ve tertibuhum fil fadli inde ehli sünneti ke tertibin fil imame. Yani bu Hulefai Raşidin faziletlerini de sen de ehli sünnete göre böyledir dedin ve karşı çıkmadın buna. Ehli sünnette sen de ehli sünnetsin. Senin delilin ne o halde? Değil mi arkadaşlar? Sormak gerekmez mi? Burası anlaşılıyor değil mi? Yani şu paragrafta bu yolları iptal ettikten sonra sen de onların faziletlerinde bir sıralamayı iddia ettin. İtikad olarak bunun delili nerede yani? Bir tane daha yolu iptal ediyor. Burası anlaşılıyor değil mi? Bir itirazınız var mı bu son dediğime?
Yani delilin gelmesi lazım yani. İtikat olarak dedik ya, bu hakikaten itikadi bir mesele mi yani? Yoksa evet, yani, evet, itikadi yani, bir mesele. Çünkü nasların bildirdiğine iman etmek veya da şer'i delillerin medlulüne karşı kayıtsız kalmamak. Tabii ki. Bir de bunlar Hazreti Peygamber en yakın, en büyük isimler. Onlar hakkında. Yani tafdili diyorsunuz, itikadi bir mevzu mu tafdil? Yani evet. O da itikadi bir mevzu ama derecesi daha düşük yani tabii. Ya zanni bir mesele değil mi bu mesele? Hazreti olabilir. Olabilir de itikadi zanni bir mesele değil. Ha? Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti evet, Ömer. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer'inki zanni değil. Diğerlerine üstünlüğü. Tabii. Yani bence icma şartları. Zaten getiriyor. İmam Gazali az sonra getirecek. Benim dediğim soru şuydu. Yani İmam Gazali burada hükmetti yani tertibe. Delil gelmesi lazım. Yani sen de hükmettin. Bu yol değil, bu yol değil dedin. Bir yol daha olmaz diyecek. Bakın şimdi onu okuyalım. Üçüncü yolu söylüyor. Bu da olmaz diyecek. Buradan o tertip, o tafdil çıkarılamaz diyecek. Okuyalım. وَتَعَرُّفُ الْفَضْلِ عِنْدَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَ بِالْاَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ مُشْكِلٌ اَيْضًا. Yani falan daha fazla amel işledi, daha fazla yaşadı, ibadeti daha çoktu. İşte Hazreti Osman daha çok namaz kılıyordu, Kur'an-ı Kerim'i daha çok okuyordu. Mesela yani. Böyle bir şey de delil olmaz. Zahiri ameller üzerinden diyor. Allah indinde üstünlüğün bilgisine ulaşmayı iddia etmek de problemlidir diyor. Bakın burada İmam Gazali hakikaten çok büyük bir yani şeyi var, derinliği var burada. Zaten İmam Gazali'den beklenen o bu mesele. Zahir batın meselelerinde en büyük üstatlardan. Diyor ki وَغَيَتُهُ رَجْمُ ظَنِّمْ. Bu da zan diye olarak hükmetmektir. Yani tabii zan dedi, bu da racmu zandan sadece hani çok kuvvetli bir zan da zan. Ama burada çok kuvvetli değil. Yani bizim muteber bir zan bile oluşturmaz demek yani. Yani sürekli taarruzlar oluşur. Ciddi bir yerde istikrar edemeyiz bu zanlarda yani. Her getirdiğin şey karşısında bir tane daha zan koyabilirsin. Hani böyle çok kuvvetli bir zan falan oluşmaz yani. Zahiri amelleri ortaya koyup işte Hazreti Ebubekir'in amelleri böyleydi, Hazreti Ömer'in böyleydi, Hazreti Ebubekir'in daha çok o halde efendim Hazreti Ebubekir malının hepsini verdi, Hazreti Ömer yarısı. Ya bunu yaparsan ama Hazreti Ömer'in başka bir fazileti var zahiri bir amel olarak yani. Onu karşısına getirirsin, taarruz eder. Heh, şimdi bu neden zahiri ameller üzerinden bir insanın Allah indindeki üstünlüğünü nihai sözü, kat'i sözü söyleyemeyiz. Hatta kuvvetli bir zan bile çıkmayabilir. Neden bu böyle? İmam Gazali anlatıyor. Fekem min şahsin munharimi zahiri ve huve indallahi azze ve celle bi mekan. Nice insan vardı ki zahiri böyle bakarsın ya bunu böyle bir salih bir insan bile değil gibi zahirinde. Hiçbir ameli yok gibi görünür ama Allah Teala indinde makamı çok büyüktür. Neden? Lisirrin fi kalbihi. Ettekva hahuna diyor ya Hazreti Peygamber. Takva burada yani hakikatte kalpte yani. Lisirrin fi kalbihi. İhlası çok üstündür. Az amelle de çok büyük mertebelere nail olmuştur. Onu bilemeyiz. لِسِرِّنْ فِي قَلْبِهِ وَخُلُقٍ خَف۪يٍّ فِي بَاطِنِهِ. O huluk dediğimiz Allah'a karşı özellikle ahlakı. Değil mi? اَصْصِدْقُ مَعَ اللّٰهِ وَاَصْصِدْقُ مَعَ الْعِبَادِ. Özellikle اَصْصِدْقُ مَعَ اللّٰهِ kısmı zaten çok hafi bir şeydir yani. وَخُلُقٍ خَف۪يٍّ فِي بَاطِنِهِ وَكَمْ مِنْ مُزَيَّنٍ بِالْعِبَادَةِ الظَّاهِرَةِ وَهُوَ فِي سَخَطِ اللّٰهِ تَعَالَى. Nice değil mi? Böyle zahiren çok büyük ibadetler yapıyor ama Allah Teala'nın gazabını celbeten bir kalp haline sahip yani. Fi sahatillah li khubthin mustakinnin fi batinihi. Fela muttali'a ala's-sarairi illa Allahu Teala. Yani nice insan artık zahiri böyle bir sürü ibadetler yapıyor ama kalbi harap. Çünkü kalbinde diyelim riya var, kibir, ucub, haset var, Allah muhafaza. Kin, nefret var Müslümanlara karşı. Sıkıntılar var. O da Allah'ın gazabını celbeder. Onu bilemeyiz. Yani Allah'ın indindeki makamı zahiri amellerden çıkarmak çok müşkil bir mesele arkadaşlar. Her iki zahiri ameller iki tarafta da varsa, taarruz ederse yani bunlar farklı farklı amellerse neye göre bunları tasnif edip oradan Allah'ın indinde daha faziletli diye çıkaracaksın? Asıl ki asıl takva ve üstünlük kalpte olan ve ona muttali olman çok zor. O ihlasın derecesine falan filan yani. Mustekinnin arkadaşlar... İstekenne yestekinnu mustekinnun mustekinnetun denir kalpteki seriraya. Serira, seriratu fil kalp, kalpte gizli saklı olan bir şey mesela. Veya gizli olana mustekinne denir ama kalpte olan için özellikle çok kullanılır. Bunun kökü kenneden geliyor. Kinaye de muhtemelen aynı yerden. Kenne hani emlele ve emle gibi millet, emla, imlaktan geliyor ya. Kenne ve kena çok yakın şeyler. Kenne şey'e
bir şeyi gizleyip korumak, koruyarak gizlemek demek. Mesela keennehunne beydun meknun. Gizli, gözlerden saklı. Saklı kelimesi Türkçe'de çok iyi karşılıyor. Gözlerden saklı. Saklı olmasında bir korunma anlamı da, çağrışımı da var. Kenne de. Bir de alimler diyorlar ki ekenne kullanımı var. Ekenne. Ekenne eşşey'e. Ekenne şey'e. Bir şeyi gizlemek demek. Burada koruma manası çok şey yapılmıyor. Çok mülaza edilmiyor diyorlar ifal kalıbında. Ekenne şey'e. Savun manası yok yani. Kennehune beydun meknun yani masunun. Efendim. Ama ekenne nasıldı? Ma tükinnu sudurhum var. Daha güzel bir tane şey var. Ve la cunaha aleykum fima arattum bihi min khitbatin nisa'i ev eknentum fi enfusikum. Ev eknentum fi enfusikum. Gizliyorsunuz, işinizde bir niyet var, onu gizliyorsunuz veya bir planınız var. Değil mi? Mesela iddet halinde bir kadına işaret yoluyla evlenme isteğini bildirmek caizdir. Bir kadın iddet halindeyken, ama sarahatten gidip iddet halindeki bir kadına ben seninle evlenmek istiyorum gibi bir şey demek caiz değil. Ama içinde olabilir bu. Sonradan iddet bittikten sonra gidip bunu açabilir. Bu talepte bulunabilir. Değil mi? Evet. اَوْ اَكْنَنْتُمْ fi enfusikum. Bakın çok güzel anlaşılıyor zaten. اَتُكِنُّنْ fi sudur. تُكِنُّ fi sudur. Mustakinne kelimesi ama bakın bu istifal kalıbında bir talep etmek şeyi var. Yani bunu özel olarak bu ihfayı yapmak gibi bir şey var. Züheyr'in muallakasında bu kelime geçiyor. Hemen hemen aynı bu manada. Li hubsin mustakinnetin fi batin. Aynı hubs hatta. Bir kötülüğü yani. İçinde birilerine karşı bir kötülüğü gizlemekle ilgili. La amri la ni'mel hayyu. Züheyr diyor ki la amri la ni'mel hayyu la ni'mel hayyu cera aleyhimu bima la yuatihim Hüseyin ibn Damdami وَكَانَ طَوَى كَشْحًا عَلَى مُسْتَكِنَّةٍ فَلَا هُوَ أَبْدَاهَا وَلَمْ يَتَجَمْجَمِ فَمَا هُوَ أَبْدَاهَا وَلَمْ يَتَجَمْجَمِ. Bir rivayete göre وَلَمْ يَتَكَلَّمِ. Hüseyin ibn-i Damdam kardeşi öldürülüyor. Onun sulhu musalahası falan yapılırken ıslah ve kan davasına götürmemesi için mesele barış görüşmeleri yapılırken kardeşinin intikamını almak için kendi içinde büyük bir plan kuruyor. Bir niyetini gizliyor, saklıyor anlaşmalar sırasında. Ve Züheyr bunu söylerken diyor ki فَكَانَتْ طَوَى كَشْحًا عَلَى مُسْتَكِنَّةٍ. İçinde saklı bir niyeti, bir plan saklıyor. İntikam hisleri var ve o intikamını gerçekleştirmek için bir niyeti var. Ama bunun üzerine hani böyle kapanıyor gibi. Tava keşhen. Tava dürmek demek. Keşhen normalde yan demek. Bel noktasına gelen ama belin yan tarafı. Yan yani yanına gelen. Hani böyle kemerimizin oraya gelen taraf var ya, elimizi böyle şeyimizin üzerine hasira gibi bir şey yani. Keşhen. Tava keşhen yani tamamen örttü yani. Böyle bütün niyetini gizledi. Fekene tava keşhen ala mustakinneti. فَمَا هُوَ أَبْدَاهَا. Ne onu ortaya çıkarttı, ne bu gizli niyeti olduğuna dair herhangi bir şey bile çağrıştırmadı. İntikam alacağına dair bir planını. وَلَمْ يَتَجَمْجَمِ. Herhangi bir tereddüt de göstermedi anlaşmalar sırasında. Yani anlaşma yapıyorlar. Hani ben intikamı almak istiyorum, anlaşma yapmam da demedi. Efendim intikam alacağını da şey yapmadı yani. Tecemcum çok güzel bir kelime yani. Züheyr'in muallakasında çok harika kelimeler var, öğrenilecek arkadaşlar. Ve çok sık geçen yani kelimeler. Naslarda, ilk dönem metinlerinde, Kur'an-ı Kerim'de de geçen. وَلَمْ يَتَجَمْجَمِ. Orada da مُسْتَكِنَّ geçiyor. Evet. وَلَكِنْ وَمَا يَسْتَكِنُّ سُدُورُ وَمَا يُكِنُّ سُدُورُ وَمَا يَسْتَكِنُّ سُدُورُهُمْ muydu? Nasıldı? Bir tane istekenle de var mıydı Kur'an-ı Kerim'de? يَعْلُمَا تُكِنُّ سُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُمْ. İsteken ne var mı peki? İsteken ne? Bunun kullanımı müştak da olabilir. Onu hiç duymadım abi. İstemüstekin ne? Hatırlayamadım ben. Sanki vardı gibi ama emin değilim yani ya. Yani ben tükenle sudur olmadı. Tabii ya, kenne var evet. İsteken ne var mı diye. Evet.
Tamam. Evet. Fi kulubihim ekinnetin. O da kenene maddesinden geliyor. Hatırlayın. Ekinne. Velakin izâ sebete ennehu la yu'raful fadlu illa bil vahyi ve la yu'rafu minen nebiyyi illa bis sema'i ve evlen nâsi bis sema'i ma yedullu ala tefavutil fadaili as sahabetul mulazimune li ehvalin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ve hum kad ecma'u ala takdimi Ebi Bekrin radıyallahu anhu thumme Ebu Bekrin nassa ala Umar'a radıyallahu anhu ثم أجمعوا بعده على عثمان رضي الله عنه ثم أجمعوا بعده على علي رضي الله عنه وعنهم أجمعين. İşte burası yani. Şimdi diyor ki madem ki Allah'ın dindeki fazilet ancak vahiy ile bilinir ve vahiy de ancak Hazreti Peygamber'den işitmekle bilinir. Şimdi üç yolu iptal ettik. Şimdi o zaman sen nasıl bu tertibe hükmettin? Faziletteki bu sıralamaya hükmettin Ehl-i Sünnet itikadına göre. Hep bununla hükmediyoruz. Neyle hükmediyoruz? Aslında şer'i delil ama bu şer'i deliller nas değiller doğrudan. İşte nasların onlara dair övgü ifadelerindeki istinbatlardan yapmıyorum bunu. Nereden yapıyorsun bu şer'i delil? Bir tür icma. İcma veya da işte sükuti icmalar veya da efendim zanni icmalar veya kat'i icmalar. Bu icmalarla delil alıyor. Çünkü diyor ki sahabenin birbirlerine karşı olan tutumları efendim doğrudan bizim için Hazreti Peygamber'in onlara karşı olan tutumlarına delalet eder diyor. Çünkü onlar Hazreti Peygamber'e efendim mülazimle Hazreti Peygamber'in onlar hakkında söyleyebileceği, onların Allah indindeki makamları ve üstünlüklerine dair bildirebileceği ile de tasvir etmesi gerekmiyor. Farklı yollarla bildirebilir. Onlara bildirebileceği şeyi onlar en iyi bilebilirler. Yani en iyi yol, en selim yol onların birbirlerine nasıl davrandıkları üzerinden onların Allah indindeki faziletlerini Hazreti Peygamber'in bildirmesi gibi olduğunu düşünerek oradan yola çıkmak. Değil mi? Gayet makul bir yol. Ve diyor ki وَهُمْ قَدْ اَجْمَعُوا عَلَى تَقْد۪يمِ اَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ. Onlar Hazreti Ebu Bekir'i öne, değil mi? Önde tutmakta, onu en üstün tutmakta icma ettiler. Bu üstünlük arkadaşlar sadece hilafet üstünlüğü değil. Yani sahabenin bir sürüsünden nakledilen rivayetlerde sahabe tabi'in döneminde ilk belki 50-60 yıl yaşayan sahabelerden nakledilen rivayetlerde bariz bir mana var. Bütün sahabeler Hazreti Ebubekir'i en üstün görüyorlar. Mesela abi Enes bin Malik diyor ki bir rivayette. Yani bu üstünü sadece hilafette siyasi olarak yeteneğinden dolayı değil. Zaten o siyasi olarak halife kılmaları da o Allah indindeki üstünlüğe verdikleri önemden dolayı onu da öne getiriyorlar. Evet. Belki Hazreti Ömer'in ondan siyasi becerisi çok daha yüksektir. Belki daha yüksektir yani Hazreti Ebu Bekir'den. Yani siyasi yeteneği yani. Evet. Yani Elmer Ömer'in ahad ben rivayetin Enes Malik rivayet edince abi diyor ki ben diyor bir Ebu Bekir bir Ömer olamam ama diyor. Evet. Ben diyor peygamberi seviyorum ve onunla birlikte olacağım diyor ahirette diyor mesela. Evet. Maşallah. Tabii çok var işte böyle rivayetler. Hazreti Ebu Bekir'i Hazreti Ömer'i üstün tuttukları. Dolayısıyla Hazreti Ömer de Hazreti Ebu Bekir'i üstün tutuyor. Efendim Hazreti Ebubekir'in üstünlüğünde sahabenin bir icması var diyebiliriz yani. Ayrıca peki Hazreti Ömer'in diğer sahabeye karşı üstünlüğü ikinci sırada gelmesinin sebebi ne? Bunda da gene tabii ki sahabenin bir sürü rivayetlerde Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'i en üstün tutmaları var. Bir de Hazreti Ebubekir sümme Ebubekir nassa ala Umar radıyallahu anhu. Onu hilafet için ehil gördü. Burada denilebilir ki o siyasi olarak bir yeteneği, bilgisi daha iyi olduğu için yoksa Hazreti Ebubekir'in Hazreti Ömer'i hilafe tayin etmesi Hazreti Ebubekir'in Hazreti Ömer'i diğer hepsinden Allah indindeki makam olarak üstün gördüğü anlamına gelmez denilebilir. Tabii ki bu ihtimal vardır. Kesinlikle vardır. Ancak bu ihtimalin olması diğerinin de hala zan vermiyor olduğu anlamına gelmiyor. Özellikle sahabe için yani birini öne çıkarmak Allah indindeki üstünlüğü gerçekten çağrıştıran bir şey yani. Bunu fiillerinden, sözlerinden anlıyoruz. Dolayısıyla Hazreti Ebubekir'in yani Hazreti kendisi için Hazreti Peygamber'in yapmadığı ve doğrudan tasrih olarak yapmadığı bir şeyi tansis yapması, direkt Hazreti Ömer'i istemesi, seçmesi yani böyle bir fiilde bulunması, bugüne kadar böyle bir halifenin seçiminde böyle bir yola da başvurulmamış. Bunu yapması muhakkak Hazreti Ömer'in çok büyük üstünlüğüne delalet eder. Ha, bu diğer bütün sahabelerden en üstün olduğuna kat'i bir şekilde Hazreti Ebubekir'in itikad ettiğine delalet eder mi etmez kat'i bir şekilde. Ama zanni bir şekilde eder mi eder. Zan verir yani bize. Evet.
ثُمَّ اَجْمَعُوا بَعْدَهُ عَلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ. Sonra sahabeler değil mi Hazreti Osman'da icma etmişler. Hani Hazreti Osman'ın özel olarak siyasi ehliyeti olduğunu gösteren bir şey fazladan, yani Hazreti Ali'ye göre falan. Bir şey bile tam tersi, Hazretleri daha çok şecaatiyle, savaşçılığıyla daha çok biliniyor. Ona rağmen Hazreti Ömer'in tayin ettiği o şura heyetinde üçer üçer çıkıyor. Hazreti Osman'a tecrübe, en son Hazreti Osman'a baskın geliyor. Yani Hazreti Osman'a da sonra herkes biat ediyor. Hazreti Ali de biat ediyor. Demek ki üstünlüğünü genel olarak kabul ediyorlar. Ama bütün sahabeler, mesela demek Hazreti Ali dahil, Hazreti Osman'ın Hazreti Ömer'den sonra Allah indinde en üstün kişi olduğuna itikad ediyorlar mı? Onların bu icması, bu biatları buna delalet eder mi? Katli olarak delalet etmez, zanni olarak delalet eder mi? Genel olarak edebilir. Hazreti Ali özelinde o biraz daha, belki zan daha zayıf olabilir. Çünkü o da zaten efendim şeye girenlerden, halife olabilmesi mümkün olanlardan olduğu için. Evet. Ama zanlar var. Yani bu icmalar, bunlar delil. Bunlar şer'i delil arkadaşlar. Şer'i delil sadece lafız değildir yani. Sahabenin kendi söz, yani Hazreti Peygamber'in lafızları değil, sahabenin sözleri ve uygulamaları ve duruşları Hazreti Peygamber'in Allah'tan bir şeyleri bildirmesine delil olabiliyor. Bu manada bu deliller İmam Gazali'nin o kabul etmediği o üç yol, zaten mütevatir naslar yok, delaleti kat'i olan mütevatir nas yok dedi. Diğer iki yolu da beğenmedi ki ulema bu iki yolu da kullanıyorlar tafdili ispat etme için. İmam Gazali bu diğer iki yolu beğenmedi, kendisi bu üçüncü yolu tercih ediyor yani. Tertibi zanni bir tertip zaten, en azından 3-4 zanni yani, veya 2'den sonrakiler zanni diyelim, 1-2. Efendim 1-2 net kesin bize göre bir sürü delaletler var. Çünkü bir sürü zanni deliller bir araya gelince baya bir kat'i bir şey oluşturuyor yani. Efendim yani kat'i olmadığını söyleyen de olabilir ama çok kuvvetli bir zan verir en azından. 3-4'teki biraz daha zan, daha zayıf ama zanni delillerle daha meşru, daha makbul bir yolla görebilir. Geriye soru şu kalıyor. Yani İmam Gazali'nin bu yöntemi de, bu istidlal yöntemi de zanni. Değil mi? Kat'i değil dedik yani. Zanni. Bu zanni yöntemle Hazreti Peygamber'in bunları, bu dört sahabeyi, en azından mesela Hazreti Osman'la Hazreti Ali'yi övmesiyle ilgili ifadelerden veya da bazı fiillerinden, mesela diyelim Hazreti Peygamber'in bunlardan istinbatla yapılan, o da zan, bu da zan. Bu zanlı neden tercih ediyorsun, bu zanni istidlal yöntemini? O zanni istidlal yöntemini tercih etmiyorsun. Ne dersiniz bu işgali? İmam Gazali'ye getirebilecek. Abi burada yeterli zanlar, yetersiz zanlar. Mesela zanlı raci falan, mercu farkı yani. Adamını zanlı raci... Hayır, ikisi de zanlı raci. Onda bir şüphe yok. Hamzacığım, övgü ifadelerinde de zanlı raci çıkarılabilir en azından. Buradan çıkıyor, çıkıyor kesin diyebiliriz biz zanlı raci. Bir öncekinden çıkarılabilir. Belki de fiili olarak çıkarılıyordur yapsan. Diğeri zan-ı merci olur mu? Zaten her türlü nötrler övgü ifadelerinden bir delalet, daha yüksek bir delalet çıkarırsa bir sahabenin daha üstünlüğü ortaya çıkar yani. Dekim Hazreti Ebu Bekir'le ilgili ifadeler, Hazreti Ömer'le ilgili ifadeler az mı yani? Hazreti Osman'la ilgili mesela bazı ifadeler, tabii ki Hazreti Ali'yle de ilgili de, yani her biriyle ilgili de var. Bunlar böyle taarruz ediyor gibi görünse de o taarruzdan bir müştehit çıkabilir yani. Bu mümkün. Bu yöntem olarak bence bakılır. Yani İmam Gazali'nin üçüncü yöntemi anladık. Çok kuvvetli yani onu reddetmesi. Ama ikinci yöntemi, yani birinci yöntem zaten yok yani. Hani elimizde delil yok. Delaleti vazı, efendim mütevatir naslar yok. Delaleti vazı, mütevatir naslar yok. İkinci yöntem Hazreti Peygamber'in onlar hakkındaki ifadeleri ve onlara olan muameleleriyle ilgili hususlardan, delillerden istinbat yapmak tertip için. Bu ulemanın, Ehl-i Sünnet ulemanın hemen hemen hepsinin yaptığı bir şey arkadaşlar. Yani akaid kitaplarında, akaid şerhlerinde, kelam kitaplarında. İmam Gazali bu yöntemi beğenmiyor. Ve ramyun fi amayetin diyor. Eğer kat'i ise senin önerdiğin yöntem de kat'i değil. Zanni ise o da zanni. Benimki çok daha kuvvetli bir zanni, bir istidlal yöntemi dese bunu da açıklaman lazım yani. Değil mi? Evet, benim abi ikinci yöntem yani naslardan zanniliği elde etmek de hiç uzak değil yani. Bence de uzak değil. Yani en azından Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer için hiç uzak değil.
Hazreti çünkü genel konuşuyor. Hazreti Bekir, Hazreti Ömer'i ayırmadı İmam Gazali burada. Değil mi? Belki Hazreti Osman, Hazreti Ali için kabul edebiliriz yani. Çok daha zayıf olduğunu veya çıkarılamadığını, evet. Ama diğeri de zayıflıyor zaten. Yani diye kendi istidlalinde de Hazreti Ali ile Hazreti Osman arasındaki üstünlük kendi istidlalinde de zayıf bir zan oluyor. Kabul etsek bile yani. Ki kabul etmeyebiliriz onu yani. O kadar da bariz değil yani. Evet. Belki kendinin yani tercih etmesinin sebebi şu olabilir diyorum. Hani tabii delilim yok ama hani şey ya, diğer ikinci yöntem tercih ederse birçok rivayeti burada serde etmesi gerekecek. Ha. Belki uzamasın diye düşünüyorum. Olabilir, evet, olabilir, olabilir. Ama ifadeleri onu tam göstermiyor. Yani bu senin dediğin güzel bir hamil ama hani böyle lafızların zahirine muhalif. Hani ramyun fi amayetin ve iktihamu emrin agnanallahu anhu. Yani biraz şey, sanki böyle bir telif usulü olarak değil de hani benim bulduğum yöntem çok daha iyi, ben ondan müstaniyim falan yani. Hani sadece bir telif üslubu olarak yani ifadeler senin dediğinin muhalif ama hani bunu diyebiliriz belki yani. Aslında girse onu da yapar yani ama onu kabul etmiyor ama yani. Buna biraz gelen rivayetlerdeki yani naslardaki lugavi delaletlerin şuraya buraya çekilebileceğini belki, yahut da yani diyecek ki mesela çıkacak biri Ali hakkında gelen şu hadis, Hazreti Ebubekir hakkında gelen şu hadisten daha kuvvetli bir övgü ifadesi içeriyor diyecek. Yani bizi belki böyle bataklıklara demeyeyim de böyle zor yollara sürüyor. Tabii. Evet. İşin içinden çıkılamaz. Yani böyle ciddi muteber bir zan vermez. Taarruz eder sürekli zanlar. İyi de ama bu durum şey için de geçerli ya, kendi seçtiği istidlal için de geçerli. Ebubekir. Kendi seçtiği istidlalde ne dedi? Dedi ki şimdi tertibin delillerini söylerken, diyelim ki eğer bu pasaj tertibin delili olarak alırsak, yani onların hilafetlerinin meşruluğu için olduğunu düşünmüyoruz bence bu siyakta. Bu pasajı, bu son pasajı. Eğer tertibin delili olarak getirmişse tamam, Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer'i zaten çıkarttık. Birinci istidlal de kuvvetli, bu da kuvvetli. Yani bence ikisi de kuvvetli. Yani onu iptal etmenin bir manası yok zanni olarak. Çok kuvvetli bir zaman veriyor. Birinci, yani bizim övgü istidlali diyelim. Övme ile ilgili istidlaller, İmam Gazali'nin reddettiği o istidlal türü de Hazreti Bekir, Hazreti Ömer'e ilgili çok kuvvetli zan veriyor. Bu da kuvvetli zan veriyor. İkisi de kat'i vermiyor ama. Dikkat edin. İkisi de kat'i vermiyor. Belki Hazreti Ebubekir'de kat'i olur mu diye tartışılabilir. Yani veya da şöyle, yani kat'i vermiyor derken hani nasıl diyeyim? Yani münferit zaten kat'i vermiyor. Toplamda birinci tür biz hatta kat'i verebilir dedik şeyde. Övgü istidlalleri kat'i verebilir dedik. Bu kat'i vermeyebilir yani ikincisi. Yani Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer üzerinde İmam Gazali'nin reddettiği istidlal tertibi ispat açısından daha kuvvetli görünüyor. Daha kuvvetli kesinlikle. Hazreti Ali ile Hazreti Osman'a geçelim. Asıl bence orada bizim problemimiz İmam Gazali'nin buradaki yöntemiyle veya da getirdiği kelamla, yani anlamaya çalışıyoruz. Onun getirdiği, onun önerdiği yöntemde delil olarak getirdiği ثُمَّ اَجْمَعُ بَعْدَهُ عَلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ. Bu yani Hazreti Osman'ın Allah indindeki üstünlüğüne delil olmayabilir. Belki o tercihi yapan o üç sahabe efendim siyasi olarak Müslümanlar içinde bulundukları durum açısından efendim daha uygun bulmuşlardır Hazreti Osman gibi bir şahsiyetin hilafetini. Yani vakaya baktığımız zaman en son Abdurrahman İbn Avf radıyallahu anh ikisine de hani soruyor ya, sen evet. Ebubekir'in Ömer'in yolundan gidecek misin? Hazreti Osman düşünmeden ne an deyince onun elini kaldırıyor. Evet. Yani mesela müreccihe bakıyoruz. Yani düşün, evet, meseleyi incelediğimiz zaman asıl istidlerin yapıldığı yere doğru geldiğimiz zaman medlülü karşılamıyor asla. Yani Allah indindeki üstünlüğü göstermiyor. Oradaki rüchanı Hazreti Osman'ın halife tayin edilirken ki müreccihi yani, değil mi? Dolayısıyla buradaki İmam Gazali'nin istidlaliyle 3 ve 4 arasındaki 3. 4. sıralamayı tespit etmek ramyun fi amaya. Yani dediği gibi yani ramyun fi amaya. Ama Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer için olabilir. Ya da bu dördünün diğer sahabeye karşı olabilir. Orası tamam. Ama diğerleri de olabilir. Yani diğer bizim İmam Gazali'nin reddettiği istidlal de olabilir. O halde İmam Gazali'nin reddettiği o istidlal bence şey bile iddia edilebilir. İmam Gazali'nin reddettiği istidlal Hazreti
Osman'ın Hazreti Ali'ye olan üstünlüğünü zanni olarak da olsa bir miktar üstün kılma açısından daha kuvvetli bir istidlal. Ferice-i zan. Kesinlikle. Dolayısıyla müşkili. Heh, buyur Fahrettin. Evet, İmam Gazali müdafaa et. Fahrul millet. Daha önce şey konuşmuştuk ya, böyle tarihi bağlama öne çıkarmanın tehlikelerinden falan da. Evet, tamam. Güzel. Böyle bir durum da belki olabilir yani. Hani mesela İmam Gazali'nin yaşadığı dönemde eğer bu ihtilaflar, mesela şey tertip sıralamasındaki ihtilaflar ümmetin mesela ayrılmasına, tefrikaya sebep oluyorsa ve bunlar tartışmanın belki hani maslahattan çok mefsedete sebep olacağını düşünüyorsa İmam Gazali, hani böyle bir yönteme başvurmuş olabilir. Harika, çok güzel. Yani İmam Gazali bu kitabı yazarken, anladım ben Fahrettin'in dediğini biraz özetleyip biraz geliştireceğim. Çok güzel bir şey söyledi. Yani İmam Gazali bu kitabı yazarken de, bu meseleleri birilerine anlatırken de bunun ameli bir şeyi var, bir karşılığı var. Bir amel işliyor. İhtiyari bir şey olarak tercihlerde bulunuyor. İstidlal yöntemleri, meseleyi ele alma tarzı. Bu amelinin maslahatlarından bir tanesi de bu meselede fitneyi en aza düşürmek. Dolayısıyla mesele mahza ilmi olarak tamamen nefsül emri, Allah indindeki fazileti keşfetme bağlamında mücerret bir ilmi mesele değil. Yani ameli boyutları olan bir mesele olduğu için belki mahza ilmi bir mesele olarak İmam Gazali tevakkuf eder 3 ile 4 arasında. Belki yani. Efendim. Veya da hani kendi kanaati işte Hazreti Osman'ın üstünlüğüdür ama bu karineler, o lafızları bir ilim olarak ispat edilebilecek bir seviyede olarak da görmeyebilir. Lafızların dünyasına indirilebilecek şekilde. Ama yani bu kanaatini, Hazreti Osman'a daha üstün olduğu kanaatini ve itikadını efendim diğer insanlara bu tür istidlal yoluyla ulaştırmanın hem fitneleri daha azaltmak açısından, meseleyi daha kısa bir yoldan, hem o hilafetteki tertip vakada var olan insanların daha iyi anlayabileceği bir şey. İcma etmişler, bak Hazreti Ali de biat etmiş Hazreti Osman'a dediğin zaman bunlar çok daha ikna edici olabiliyor daha kısa yoldan. Aynen. Yani ameli maslahatlara mebni böyle bir efendim şey anlatımda bulunmuş olabilir yani. Doğru. Güzel. Ayrıca bir teşekkür ederim. İhtimal geldi aklıma. Buyur. Şimdi bunlar rivayetlerle bize ulaştığı için belli övgü siyakları birilerine, mesela Hazreti Ali'ye dair övgü siyakları daha fazla olduğu halde nakledilmemiş olabilir yani. Evet, 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 evet. Yani bu da Mescül Emri tespitte bize zorluk. Ama gene yani zan mertebesinden düşürmez Hamza yani bu. Hani asıl olan olmamasıdır. yani dediğim zaman. Hatta asıl olan varsa nakledilmesidir. Çünkü iki tarafta kendi tabirlerine ilgili bütün rivayetleri nakletmeye çalışıyorlar falan. Özellikle ihtilaflı zamanlarda yani. Hani böyle şeylerle muhalefet. Hani böyle bir ihtimal zanniliğe münafi değil zaten yani. Mevcut rivayetler üzerinden istidlal yapmaya yani. Dolayısıyla hani istidlal yöntemindeki bu problem, yani yaptığı tartışma, yani makbul görmediği bir istidlal yöntemindeki arıza bizim şu ana kadar anlayabildiğimiz kadarıyla kendi önerdiği istidlalde de var arıza. En azından 3 ve 4'ün sıralaması açısından. 1 ve 2'de zaten yok. İkisinde de yok yani. Genel konuşuyor ama. Dolayısıyla yani İmam Gazali'nin bu şeyini sahih bir şeye hamleteceksek, yani bu konuda oydu yani, böyle birinin bir fiilini şeyini güzel bir hayra yormak yani. Ameli olarak bu daha üstün bir şey. Yani bu ilmi olarak bunu anlatmanın kendisi bir amel olduğu ve ameli maslahat ve mefsedetler tereddüt edeceği için ameli açıdan bu istidlali tercih etmek daha üstündür. O yüzden onu tercih ediyor. Diğerini istemiyor yani. Asıl kastı ilmi olarak değil de istidlallerin kuvvetlerini ilmi olarak derecelerini belirtmek değil. Asıl maksat o değil burada. İstidlallerin Müslümanlar açısındaki maslahatları yani. İstidlal ihtimalleri. Evet. Devam edelim. Bakın Ebu Bekir Nassa ala Umar diyordu. O da tansis meselesi. Orada da burada da geçen tansisten bayağı bahsetmiştik ya. وَلَيْسَ يُظَنُّ بِهِمُ الْخِيَانَةُ فِي دِينِ اللّٰهِ تَعَلَى لِغَرَضٍ مِنَ الْاَغْرَضِ. Şimdi onlar birine tabi oluyorlar, biat ediyorlar, üstün görüyorlar bunu ama sırf böyle mürailik için falan yapmalarını düşünemeyiz. Veya da bir dünyevi gaye ile dünyevi bir amaçtan dolayı Allah'ın dinine hıyanet etmeleri tasavvur edilebilecek bir şey değildir sahabe hakkında. Hakikaten böyle tasavvur eden Hazreti Peygamber'in şahsına da aslında ilişmiş olur bu. Çünkü en yakın arkadaşları böyle insanlarsa, hani el mer'u ala dini halili gibisinden, Allah muhafaza, çok tehlikeli bir şey yani.
O yüzden Şia'nın hiçbir zaman iflah olmazlar Şia. Sahabenin çoğunu efendim fasık, inhiraf etmiş olarak görürse bu Hazreti Peygamber'e de ilişiyor yani. O yüzden onları tekfir eden ulema anlaşılabiliyor neden tekfir ettikleri yani. Evet. Lazımı geliyor yani. Belki yakın veya 2-3 adımda lazımı oraya doğru gidebiliyor yani. Batıl bir din anlayışı oluşabiliyor. وَلَيْسَ يُظَنُّ بِهِمْ الْخِيَانَةُ فِي دِينِ اللّٰهِ تَعَالَى Bilerek, isteyerek Allah'ın dinine ihanet etmeleri, bir şeyi saklamaları, gizlemeleri, tahrif etmeleri falan düşünülemez. Dolayısıyla hani Hazreti Peygamber'in bildirdiği bir üstünlük varsa bazı sahabeyle ilgili, bunlara karşı da kasıtlı bir tahrifin olacağı, bir dünyevi amaçtan dolayı bir şey tahrif etmek, bir yalan söylemek düşünülebilecek bir şey değil yani. وَكَانَ اِجْمَعُهُمْ عَلَى ذَٰلِكَ Onların beyatlerindeki icma bunu makbul görüyorlar yani. İcma'hum ala zalike ahsana ma yustadallu bihi ala maratibihim. En iyi yöntem bu diyor. Ama biz dedik fihi nazar yani en iyi yöntem olması açısından. Evet. Fe'an hâza. Şimdi bakın burada da net olarak ortaya çıkıyor. Fe'an hâza yani fe'min hâza. Fe'an hâza fe'ntilâkan min hâza gibi. Fe'an hâza bundan dolayı, bundan yola çıkarak ehli sünnet ne yapmış? Bu istidlalle aslında diyor. Benim önerdiğim o istidlalle i'takade ehl-i sünneti yani bu istidlalle ehl-i sünnet i'takade ehl-i sünneti hâzet tertibe fil fadl. Yani fazilet konusundaki bu sıralamayı bu ile böyle bir istidlalle bu sıralamaya itikat etmişlerdir. Yani bu itikatlarının bir delili var. O delil de bu benim söylediğim delildir diyor. Ama halbuki vakada tamam bu da var ama yani vakada diğeri de çok olduğu için gerçekten sanki fe'an hâze diyerek bir hasır var sanki değil mi? Takdim ediyor mef'ulu bihi yani fe'an hâze la gayrihi gibi anlaşılıyor ama bence çok şey değil. Vakaya uygun değil yani bu. Belki ilk dönemdekiler için biraz daha böyle ama bilmiyorum yani. ثُمَّ بَحَثُوا عَنِ الْاَخْبَارِ فَوَجَدُوا İlkin diyor asıl menşei buydu gibi diyor. Yani bu icmaları biliyorlardı. Bu da güzel bir şey. Yani eğer hakikaten bu istidlalden hareket etmişlerse yani gerçekten diyelim sahabenin Hazreti Osman'a olan biatını Hazreti Osman'ın Hazreti Ali'ye olan üstünlüğünü gösterir diye inanmışlarsa ilk dönem Müslümanları tabi'in, tebe-i tabi'in falan düşünün ehli sünnet yani Müslümanlar efendim İmam Gazali'nin dönemine kadar gelene kadar aslında onu mülaze etmişler ama o icmanın bir senedi olarak da naslar aramaya koyulmuşlar. Hani o icmaları medlule o delalet ettiğini düşünmüşler. Gerçekten varsa bu. Biz dedik ama o çok tartışmalı yani. Hani tabi'in şöyle bir şey düşünüyor muydu? Hazreti Osman 3. halife diye mesela o halde Hazreti Osman Hazreti Ali'den üstün. Yani nihai olarak Hazreti Osman halife oldu. Hani başa baş gidiyordu. Son anda Hazreti Osman halife oldu. Bütün sahabe Hazreti Osman'a biat etti. Hazreti Ali dahil. O halde Hazreti Osman Hazreti Ali'den üstünlüğü bütün sahabe indinde biliniyordu falan. Yani bu Hazreti Peygamber'in bildirmesiyle de oldu buna delalet etti. Yani bir tabi'in böyle düşünüyor muydu? Bence düşünebilenler olabilir ama ciddi bir kısmının böyle düşündüğünü zannetmiyorum. Nitekim tebe-i tabi'inden de düşünmüyorlar değil mi? İmam Malik, İmam-ı Azam'dan nakledilen falan filan yani. Dolayısıyla ama İmam Gazali'nin buradaki son paragraftaki şeyi anlatımı çok güzel. Yani dediği doğru olsaydı bir önceki paragrafta gerçekten o ona delil olsaydı tamam. Hakikaten buradaki konuşma çok doğru oldu. Ehl-i sünnet asli olarak bu icmaya dayanıyor aslında. İlk dönemden itibaren Hazreti Osman'ı diyelim Hazreti Ali'ye tafdil eden ehl-i sünnet bu icmaya dayanıyor olabilir. Eğer hakikaten o icma istidlalle salahiyeti varsa yani o beyatların fazileti tespit etmek için. Sonradan o icmanın senedi için sonraki asırlarda o lafzi övgüye dair övülen yani bu Hazreti Osman Hazreti Ali'nin övüldüğü hadislerle ilgili istinbatlar yapmaya koyuluyorlar. Yani naslardan da bu icmanın senedini aramaya koyuluyorlar. Diyor ki ثُمَّ بَحَثُوا عَنِ الْأَخْبَارِ فَوَجَدُوا ف۪يهَا مَا عُرِفَ بِهِ مُسْتَنَدُ الصَّحَابَةِ İcmanın senedi yani sahabenin neden onu icma ettiğinin de bir senedi olarak da o lafızları gösterdiler. Yani وَأَهْلُ الْاِجْمَاعِ فِي هَذَا التَّرْتِيبِ Yani مُسْتَنَدُ الصَّحَابَةِ وَأَهْلِ الْاِجْمَاعِ مَا عُرِفَ بِهِ مُسْتَنَدُ الصَّحَابَةِ وَأَهْلِ الْاِجْمَاعِ فِي هَذَا التَّرْتِيبِ Ehli l-icma diyelim. Ehlu demiş. Bence onu sahabeye atfedelim. فَوَجَدُ فِيهَا مَا عُرِفَ بِهِ مُسْتَنَدُ الصَّحَابَةِ وَأَهْلِ الْاِجْمَاعِ فِي هَذَا التَّرْتِيبِ
tabi'in tebe-i tabi'in de diyelim icma etmişler gibi söylüyor. Aslında tam bir icma da yok aslında Hazreti Ali ile Hazreti Osman'ın tertibiyle ilgili, fazilet üstünlüğü ile ilgili. Ve de bu tertipten kasa hilafetteki tertiple istediler yani. Evet. Bu tertibe karşı çıkanların cerh etmeleri bir karine olabilir mi? Neyi cerh etmeleri? Yani mesela bu tertibe karşı çıkanlar cerh ediliyor. Bak, bu raviler mesela ilk dönem ravileri. İlk dönem ravilerinden bu tertibe karşı çıkanlar ki bunlar tabii ilk 200 yılda yaşamış raviler yani. Bunlar cerh ediliyor mesela. Yok, olmayabilir çünkü o cerhler makbul değil hepsi zaten. Bir kere o cerhlerin önce makbul olduğunu ispat etmen lazım. Yani hadis ilmine göre makbul bir cerh olduğunu ispat etmen lazım. Ben çoğunun makbul olmadığını biliyorum. Bu takdim mesela takdim Yani edilmiş. bir ravi bir ravinin adaletine zarar veren hususlardan biri, diyelim tabiinden biri için veya tebe-i tabiinden biri için, diyelim ki Hazreti Ali'nin Hazreti Osman'a üstün olduğunu düşünüyor ve bir muhaddis ravi Yahya İbni Mayin veya benzerlerinden biri gelip bak efendim bu ravi böyle yapıyordu dolayısıyla mecruhtur derse onun cerhinin kendisinin makbul olup olmadığı son derece tartışmalı. Yani cerhin kendisinin ben makbul olduğunu kabul etmiyorum şahsen. Ulema da kabul etmiyor ciddi bir kısım yani. Sadece bu kadar bilgiyle dikkat edin. Yani özel bir teşeyyüsü vardır, fazla guluva giden bir teşeyyüsü, bir nasibiliği vardır. O ayrı yani. Ama sırf bundan dolayı birinin cerhi makbul değil ki bu. Cerhe kabil bir vasıf değil aslında. Zaten mahalli nizâ orası yani delil yoktur gibi düşünüyoruz doğrudan. Açık bir delil yok. Yani açık bariz bir delil yoksa birinin böyle itikad etmesi nasıl onun rivayetinin cerh edilmesine sebep olabilir ki arkadaşlar yani. Evet. Dolayısıyla şey olmaz yani. O delil olmaz yani. Allahu alem. Hani kaydeler belli yani. Sonuçta konuşuyoruz bunları. Evet. Dolayısıyla arkadaşlar yani İmam Gazali en son cümlelerde ne diyor? Fe anhâ diyor ki yani bugüne kadar ehli sünnet bu tertibi bu şekilde fazilet üstünlüğünü de bu şekilde belirledi. Asıl diyor istidlalleri aslında bu icmalardı. Sahabelerin kendi aralarında birbirlerine beyat ederken ki icmaları ve tabiinin bu tertipte icma etmeleri falan filan gibiydi gibi diyor. Asıl buydu. Sonradan o benim beğenmediğim yöntemle istidlal yapmaya başladılar ki icmanın senedini gösterebilsinler diye. Çünkü icmanın senedi bir nas olarak ortaya konulabilir, konulmayabilir. Biliyorsunuz bu icmaya zarar vermez yani. İcma olduktan sonra. Çünkü senet icmaya dayanılarak nakledilmemiş olabilir. Yani ahad rivayetler. Değil mi? İcmaya herkes icmaya dayanıyordur. Öyle oturup rivayet etmiyordur tabi'in tebe-i tabi'in yani. O rivayetleri, o hadisleri, o bilgileri Hazreti Peygamber'den yani. Gayet muhtemel bir şey. İmam Gazali'nin eğer o istidlalinin üstünlüğünü kabul edersek buradaki anlatımı anlaşılır bir şey yani. Ama vaka öyle değilse buradaki anlatımda gerçekten de bugüne kadar ehli sünnet ulema bu tertibi bu şekilde yaparken bu istidlale dayanmış olmayabilirler. Hakikaten Hazreti Peygamber'in özellikle Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'le ilgili lafızlarından istinbat etmiş olabilir. Çünkü lafızlar çok zahir. Hazreti Osman ve Hazreti Ali'de de ikisinde de olabilir ama ikisinde de zayıf zan veriyor yani. Evet. Kuvvetli zan verdiğini düşünenler bakarlar o lafızlara tek tek. Onlarla ilgili övülen şeyler, hadis-i şerifler veya Hazreti Peygamber'in onlara karşı muamelesi yani. Evet. Dolayısıyla burayı da bu kadar bitirdik. Bayağı bir tahlil ettik İmam Gazali'nin konuşmalarını, tespitlerini. فَهَذَا مَا أَرَدْنَا أَنْ نَقْتَصِرَ عَلَيْهِ مِنْ اَحْكَامِ الْاِمَامَةِ وَاللّٰهُ أَعْلَمْ بِالصَّوَابِ Burada sözü bitiriyor İmamet babı ile ilgili. Şimdi burada arkadaşlar sahabe ile başlayan sahabe arasındaki ihtilaflarla beraber başlayan fırkalar var. Biliyorsunuz ilk kelami fırkalar hep öyle başlıyor. Yani hariciler, Şiiler falan filan. Asıl mesele düşün sahabe ihtilafıyla başlayan bir fırka tarihimiz var. Ve bu fırkalar sonradan felsefi başka şeyler, mutezile başka fikri meseleler çok fazla giriyor, artıyor falan ama yani bizim kelam da hani fırkaların düşünceleriyle uğraşıyoruz ya ve fırkalarla da uğraşıyoruz ve bunları tasnif ediyoruz. Ehli hak var, ehli bidat var diyoruz bir kelami yöntem olarak. Kelamcının bir felsefeciden ayıran şey olarak. Dolayısıyla bu sahabe arasındaki ihtilafta uç taraflarda tekfire giden var. Hazreti Muaviye'yi tekfir eden, Hazreti Ali'yi tekfir eden, belki tefsik edenler var yani tarihte. Fırkalar var. Hani buradan tekfire bağlanıyor konu. Çok dikkat edin. Yani ehli hak kim? Yani Hulefai Raşid'in döneminden itibaren ehli hak kim, ehli batıl kim? Bununla ilgili kullandığımız çok önemli ıstılahlarımız var. Bir kere iman ve küfür.
hani mesele o çok uç taraflar tabii ama bidat, ehli bidat ve efendim ehli sünnet. Bu kavramların mahiyetini, fıkhi olarak mahiyetini özellikle tekfir kısmında, küfür ve iman kısmında inşallah gelecek bapta göreceğiz yani. Bidatla ilgili çok görmeyeceğiz. O çok daha zor ayrıntılı bir mevzu fıkhi açıdan. Ama tekfirle ilgili küfür iman sınırları, kimin tekfir edilip edilmeyeceği, kimin ehli batılın küfür kısmına girdiği veya da bidat kısmına girdiği veya hiçbirine de girmediği yani atıyorum. Hiçbir problem de yoktur belki muhalefetinde. Bunun efendim yöntemini, ayrıntısını inşallah bu dördüncü kutbun son babında görmeye çalışacağız. Muazzam bir bab arkadaşlar. Kelam kitaplarında ilk defa bu şekilde belki hem bir mütekellim, hem bir usulcü, hem bir fakihin ele aldığı fıkhi bir mevzu olarak İmam Gazali'den yöntemi, çerçeveyi görmeye çalışacağız. Ve size inşallah ben konunun sonlarına doğru İbn Hacer el-Heytemi rahimehullah'ın El-İ'lam bi Kavati'l İslam kitabını da biraz tanıtıp oradan da bazı önemli hususlar nakledeceğim. Konuyu nasıl ele alacağımıza dair. Konuyu böyle birkaç celsede bitirecek değiliz zaten. Ama İmam Gazali'nin çizdiği çerçeveyle temelleri kuracağız. Önemli birkaç mevzuyu, icma meselesini, icmaya muhalefetin küfrü gerektirip gerektirmemesiyle ilgili son derece önemli bir mevzu var. Bugün Ehl-i Sünnet talebelerinin bile çoğunun zihninde mesele yanlış kurgulanmış. Bırakın tasavvurunun eksikliğini yani. Yanlış hükümler dolaşıyor zihinlerde. Tekfir babına dair. Ehl-i Sünnet ilim talebelerinin zihninde bunlara parmak basacağız yani. Hani böyle bir şey gibi oldu. Efendim reklamlar gibi falan oldu gelecek dersle ilgili şevkinizi arttırmak için. Çok önemli şeyler konuşacağız. Çok önemli ulemadan nakiller yapacağız. Büyük ulemadan. İbn-i Hacer el-Haytemi kitabı üzerinden Hanefilerin bazı tekfirle ilgili kitaplarına bahsedeceğiz. Onlara ilgili ulemanın konuşmalarına bakacağız. Bugün bu mevzuyu nasıl ele alacağımıza dair bir giriş denemesi gibi bir şey olacak o derslerde inşallah. Yani bu İmam Gazali üzerinden anlayacağız. Sonra biraz İbn-i Hacer el-Haytemi üzerinden ve bizim bugüne dair nerede durduğumuz, bu mevzuyu nasıl ele alacağımıza dair bir yol haritasının köşe taşlarını belirlemeye çalışacağız. Yoksa mesele çok büyük bir mesele yani. Sadece tekfir seviyesi bile çok büyük bir mesele. Kaldı ki tebdi meselesi çok daha fıkhi olarak ayrıntılı zor bir mesele. Yani ayrıntıları çok daha fazla yani. Tebdi meselesinin. Ama bunları yapmamız lazım. Bu tekfir ve küfür ve bidat kavramlar önemli kavramlar. Şer'i kavramlar. Medlullerinin naslarda karşılığı olan kavramlar. Dolayısıyla bunun zapt edilmesi lazım yani. Tamamen fıkıh ama. Ama kelamla temas eden yönleri çok olduğu için bu mevzuyu kelamcılar da ele almış. Biz de ele alacağız. Kelami bir yönü çok yüksek olan mevzular yani. Fıkhi mevzular arkadaşlar. Size bu böyle şeyde reklamları da verdikten sonra inşallah dersimizi bitirelim. Var mı sizin paylaşmak istediğiniz bir şey veya eklemek istediğiniz, sormak istediğiniz bir şey yani? Allah razı olsun. Amin ecmain cümlemizden. O zaman burada dersi bitirelim inşallah. Ve ahiru da'vanen elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve cezakumullahu hayran kethira.